Ekrem İmamoğlu davasında bugün karar günü. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Ceza Mahkemesi'nde bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası görülüyor. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Hak, hukuk, adalet sloganları Anadolu Adalet Sarayı'nın bahçesinde bugün yankılanıyor. 11.30 sularında duruşmaya başlanılacak. Daha sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun burada basın mensuplarına bir açıklama yapması bekleniyor. Biz de buradayız. Bu açıklamayı sizlerle buluşturacağız. Neler söylersiniz bugünle ilgili? Evet, bugün Anadolu Adliyesi'ndeyiz. Ekrem Başkanımızın yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Değişik Yolları olarak. 3 yıl önce kaybettikleri İstanbul'u ne yazık bugün siyasi bir şekilde yargı eliyle ele geçirmeye çalışıyorlar. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat bugün Ekrem Bey'in yanında 16 milyon var, gençler var. Bugün de davanın sonucunun bizim lehimiz olacağına inanıyoruz ve her zaman başkanımızın yanında gençler olarak var olacağız. Teşekkürler size. Biz de bugün adliyemizin önündeyiz. Kartal Gençlik Kolları ve İstanbul Gençlik Kolları olarak burada ev sahipliği yapıyoruz. Ekrem Başkanımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm kadrolarımıza, tüm haksızlıklara karşı gençlik kolları olarak sahip çıkacağız. Biz buradayız. Biz burada olduğumuz sürece hiç kimseye bir şey olmayacak diyerek hepinizi selamlıyoruz. Efendim, ben diş hekimiyim. Böylesi İstanbul'un, dünyanın en büyük metropolün başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden almak istiyorlar. Ona güçleri yetmeyeceğini anladılar. Antini kurtini hareketlerle ona bir takım suçlanma yaparaktan böylece Canan Kaftancıoğlu gibi siyasetten men etmek istiyorlar. Daha dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırıda saldırı yapanlara 2 yıl ceza verildi. O da affedilir gibi bir ceza oldu. Ve Canan Mart'ta ne yazıyor kanka? Mart'ta diktatörler demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere, hürriyetlere zarar verip çürük işler ve insan sağlığına. O İstanbul'u kazandı, biz Ekrem İmamoğlu'nu kazandı. İfade Yüksek Seçim Kurulu için değil, Soylu için. Ama Yüksek Seçim Kurulu ne şikayette bulundu, ne şu ne bu, ne takip ediyor ama şu anda maalesef böyle bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Ama ben buradan hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Olumsuz bir kararın çıkacağını düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu hem halkın vicdanında hem de hukuk karşısında inanıyorum ki bugün o beratını alacak. Halktan olduğu gibi bugün bu adliyeden de beratını alacak. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçelim mi? Bir de şeyler uzatayım. Evet, merhaba Zeki abi, naber? Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. Çekim masa var, bana merhaba, nasılsınız? Buradan ne kadar sürecek? İstanbul İl Başkanı Sayın Kaftancıoğlu ile değil. Yani artık lütfen hazmedin şu İstanbul'u. Yani biz İstanbul'u kazandık, Türkiye'yi de kazanacağız. 85 milyon kazanacak. Onun için bu tip haksız, hukuksuz, temelsiz davalarla kimse hiçbir yere varamaz. Üyemizden genel başkanımıza kadar. Hiçbirimiz bu demokrasi mücadelesinden, adalet mücadelesinden bir milim dahi de geri adım atmayız. Bugün Sayın İmamoğlu İstanbul'a tarihinde görülmemiş hizmetleri gerçekleştiriyor. 10 metro inşaatı aynı anda devam ediyor. 1,6 milyar dolarlık. Yüz binlerce çocuğa ücretsiz süt veriliyor. Kreşler açılıyor, yurtlar açılıyor. Artık İstanbul'da o su baskınlarını görmüyorsunuz. Altyapı yatırımları. Yani aslında bu davada Sayın İmamoğlu değil, İstanbul yargılanıyor. 16 milyon İstanbullu yargılanıyor. Hiç kimse merak etmesin. Bu memlekette en kısa zamanda ilk seçimle birlikte tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Çok teşekkür ediyorum. Adalet! Adalet!
Hemen ayarlayın. Hemen ayarlayın. Bir koridor yapacağız. Koridor yapın.